Selamlar arkadaşlar. 50 İslam'da 50 önemli isim adlı kitabın Roy Jackson biliyorsunuz ki onun yazdığı kitap. Oradan size alıntılar yaparak kişileri tanıtacağım. İslam'da en önemli 50 isim gerçekten güzel tanıtmış kitap. Ben de faydalanacağınızı düşündüm. Ve kendi okuduğum bir kitap olarak sizlere de anlatmak istedim. Hepsini tabii ki okuyamam ama belirli şeylere bakabiliriz beraber. Şimdi Hazreti Muhammed'den başlayalım. Biliyorsunuz ki zaten İslam'ın babası, kurucusu yani 571-632 Allah tarafından gönderiliyor Hazreti Muhammed'e, biliyorsunuz ilk ayetler ve dolayısıyla Hazreti Muhammed de çok tanrılı Arap geleneksel dinini yıkıp tek tanrılı din. Bunu tarihte önceden de görüyoruz. Mesela Akatlı Sargon bunu yapmaya çalışan insanlardan biri, bildiğiniz gibi. Daha sonra işte Akhenaton yapmaya çalışıyor bunu. Daha sonra tabii Tutankhamon geliyor, hepsini sallıyor, götürüyor yani yaptırmıyor. Hazreti Muhammed'den başlayalım. Hazreti Muhammed 571-632 tarihleri arasında yaşadığı söylenir. Hazreti Muhammed oldukça dikkat çekici bir yaşam sürmüştür. 40 yaşındayken Allah'tan ilk vahiyi alıyor. Bu hem onun hem de sonradan gelen milyonlarca kişinin yaşamında dönüm noktasıdır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed büyük baskıya karşı birbirinden farklı Arap halklarını tek önder ve tek inanç sistemi etrafında bir topluluk olarak, yani ümmet diyor buna, ümmet olarak birleştiriyor. Ölümünden sonra bu yeni hareket Roma döneminden beri en geniş imparatorluk haline gelene dek yayılarak 1000 yıllık bir egemenliğe ulaşıyor. Bugün kendilerini Müslüman olarak adlandıran ve yaşamlarında izleyecekleri bir model olarak Muhammed'i gören yaklaşık 1 milyarlık bir kitle vardır dünyada. Geleneksel tarihe göre Hazreti Muhammed 570 civarında doğmuştur. Aile arka planına ve çocukluğuna ilişkin çoğunluğu menkıbe olan, yani anlatım olan bir miktar bilgi var. Buna karşın onun Mekke'de Kureyş olarak bilinen güçlü bir kabilenin üyesi olduğu, bu biliniyor. Kureyş'in mensup olduğu Beni Haşim çokça saygın olsa da güçlü değildir. Babası Abdullah, Hazreti Muhammed doğmadan annesi Amine de, o da 6 yaşındayken ölmüştür. Sonuç olarak dedesi Abdülmuttalib'in gözetiminde büyüyor. Abdülmuttalib, Muhammed 8 yaşındayken vefat ediyor. Bundan sonra amcası ve kabilenin lideri Ebu Talib'in elinde büyümeye başlıyor. Efsaneleri bir kenara, yani efsaneleri bir kenara bırakırsak, şimdi karıştırmayayım fazla, nispeten olaysız bir çocukluk geçirmiştir. Bedevilerin ahlaki karakterinin kent çevresinde var olandan daha güçlü olduğuna inanıldığından, o dönemin yaygın bir geleneği olarak çocukluğunun birkaç yılını Bedeviler arasında geçirdi. Mekke'de bu dönemde ticaret merkezi ve nispeten refah içinde bir yer. Hazreti Muhammed çalışkanlığı, güvenilirliği ve tevazuyla ün kazandı ve ticarete yönelir. Dolayısıyla lakabı El Emin, yani güvenilir kişidir. 20'li yaşlarında Hatice adlı varsıl bir dul hanımın hizmetinde ticaret kervanının başı olarak çalışıyor. Hatice'yi ticari becerileri ve karakteriyle o denli etkiler ki Hatice ona evlilik teklifinde bulunuyor. O zaman Hatice 40, Muhammed 25 yaşında. Bununla birlikte 4 kızları 2 oğlu oluyor. Oğulları daha çocukken ölüyor. Tabii ki Hatice de yaşlı arkadaşlar. Dolayısıyla çocuk olması da biraz sıkıntılı. Muhammed ve Hatice iş ortağı olur. Hazreti Muhammed daha düşünceli ve maneviyat dolu olmaya başlayarak toplumda sınıf ayrımları, yalnızlık ve küçük bir elit arasında zenginlik birikiminin oluştuğu Mekke'de, yani gelir dağılımı da kötü, Mekke'de düşük ahlak ve toplumsal etik düzeyi olarak gördüğü konuyla gitgide daha da alakadar oluyor. Bir yetim olduğu için ailelerini kaybeden çocuklara özel bir sempati hissediyor. Diri diri gömülme falan, kız çocuklarını biliyorsunuz, böyle şeyler var. Buna da nefret hissediyor. Vaktinin büyük bir bölümünü manevi uygulamalar ve Mekke'ye ticaret için gelen farklı inanç sahipleriyle diyalogla geçiriyor. Dini öğreniyor onlardan, daha önceki dinleri vesaire. Ayrıca yakınlarındaki Hira mağarasına kısa süreli uzlet için gidiyor. Kafa dinlemek için aslında. Burada başkalarından tecrit olur ve yiyip içmeden tefekkür ve ibadetle meşgul oluyor. İşte bu uzletlerden birinde o dönemde 40 yaşında ona vahiy geliyor. Muhammed'e Tanrı kelamını oku manası, ikra, oku demek Arapça. Yaratan Rabbin adıyla oku, o insan ikra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min halak diye devam eden, bildiğiniz gibi yaratan Rabbin adıyla oku, o insanı alaktan, yani bir embriyodan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir, o ki kalemle yazmayı öğretti, insana bilmediğini öğretti. Bu Alak suresidir arkadaşlar, bunu da söyleyelim. Burada Hazreti Muhammed'e bir misyon verilir ve bu misyonu halka tebliğ etmesi, yani anlatması istenir. Hadislere göre Hazreti Muhammed ümmidir ve bu görevi üstlenmesinin güç olduğunu dile getiriyor. Ancak melek ısrarlıdır. Hazreti Muhammed Tanrı'dan vahiy almaya başlayınca Arabistan tarihinin nübüvvet dönemi de başlıyor. Bu anlamda Hazreti Muhammed bir süper insan değil, Tanrı'nın kelamı için bir vasıta işlevi gören normal bir insan. Yani Tanrı'nın anlaşılmaz dilini insanlara anlatmaya çalışan bir insan. Ama tabii ki Hazreti Muhammed bunu insan olarak, bazı felsefeciler şey diyor mesela arkadaşlar, hani o bir insan, hani Tanrı'nın dilini nasıl anlıyor diyorlar mesela. Mesela İsa öyle değil. İsa hem Tanrı hem insan. Dolayısıyla hani Tanrı'nın oğlu falan diyorlar ya. Dolayısıyla hani Tanrı'nın dilini insana aktarabilir, çevirebilir hani falan gibi düşünüyor bazı teologlar. Gerçekten Agustinus'u burada örnek gösterebiliriz. Neyse, devam edelim. Bu vahiyler Kur'an'ın ayetleridir. Kendisini bu ayette tanıtan Tanrı hem yaratıcı hem alimdir.
Her şeyi bilir yani. Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin ilk dönemlerindeki ayetlerde bu dönemde geniş ölçüde putperest olan ve manevi konularda çok maddi zenginlikle alakalı olan kimi Mekkelilere özel bir referansla yargı günü, dirim ve zalimler gibi sürekli tekrarlanan önemli temalar vardır. Gelen bu ilk peygamberlik işaretinden sonra Muhammed ciddi bir buhrana giriyor. Kendi şahsi tecrübesinden ve misyonundan şüpheye düşüyor. Hatta aklını yitirdiği ihtimalini düşünüyor ve 2 yıl boyunca başka vahiy gelmiyor. Kuşkusuz bir sonraki vahiyin gelişinden önce hayli süre geçiyor ve olasılıkla daha sonra aşağıdaki ayetler iniyor. Bu ayetler şunlar arkadaşlar. Ey örtünüp bürünen peygamber, kalk ve uyar. Rabbini yücelt, nefsini toparla. Şirkten uzak dur. Yani Allah'a ortak koşmaktan diyor. İyiliği daha fazlasını bekleyerek yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Süre öfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve göz önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da arttırmamı umar. Hayır. Umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım diyor. 74.1 diye özetleyebiliriz. Burada Hazreti Muhammed'e kalkıp uyarması söyleniyor. Bu yüzden açıkça uyarıda bulunması gerektiği şeyler var. Zenginleşip Tanrı'yı görmezden gelen Mekke halkına referansla eğer tövbe etmezlerse yargı gününde cehennemin onları beklediği belirtiliyor. İlk Müslüman olan Hatice'dir ve 619'daki vefatına kadar önemli bir destektir Muhammed'e. Bir Hristiyan ya da o bölgedeki tek tanrılı bir dine inanan Hatice'nin kuzeni Varaka İbn Nefvel, Hristiyan ve Yahudi kutsal metinlerine aşinalığı var. Bu yüzden Muhammed'e gelen vahiyleri bağlamsallaştırabilmiş ve ona Cebrail'in kim olduğunu anlatmıştır. Bu aynı buradan hareketle onun tanrısının Yahudi ve Hristiyanların tanrısıyla aynı olduğunu, dolayısıyla da Muhammed'in uzunca peygamberler çizgisinden bir peygamber olduğunu belirtiyor. İlk erkek Müslümanın kim olduğu belirsiz. Kuşkusuz ilk Müslümanlardan birisi kuzeni ve damadı olan Ali bin Ebu Talip'tir. Ali daha sonra 4. halife olacaktır. Hazreti Ali'den bahsediyoruz ve Şia olarak tanınacak mezhebin ilk imamıdır. İlk Müslümanlardan bir diğeri ise Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra onun ilk halifesi olan Ebu Bekir'dir. İlk yıllarda Müslümanların sayısı az, ancak Hazreti Muhammed Mekkeli tüccarların zenginliğine engel olup tanrılarına karşı çıkınca büyük bir düşmanlıkla karşılaşıyor. Gelenek çünkü yani. Gelenek her zaman biliyorsunuz ki insanın başına bela olabilir. Bunları değiştirmeye çalışmak. Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talip hayattayken peygamber kendi kabilesi tarafından korunuyor. Bununla birlikte 619 yılında Ebu Talip ölüyor ve kardeşi Ebu Leheb varsıl tüccarların tarafını tutuyor. Ebu Leheb Hazreti Muhammed'in üzerindeki himayeyi kaldırıyor. Artık peygamberin korunma için başka bir yere bakması gerekir. Biliyorsunuz Tebbet suresi de bu Leheb'den bahseder zaten. Aynı zamanda kentin dış bölgelerindeki yaşamı sürekli tehlike altında. Bununla birlikte Mekke'nin yaklaşık 400 kilometre kuzeyindeki bir tarım yerleşkesi olan Yesrib'den Hazreti Muhammed'e bir temsilci geliyor ve Müslümanları kentlerinde kalmaları için davet ediyor. Bunun ana nedeni Muhammed'in organizasyon becerileri ve liderlik niteliklerinden haberdar olmaları aslında. Ayrıca Muhammed herhangi bir kabileyle artık bağ olmayıp fiilen etrafındaki Müslümanların lideri olarak görünüyor. Bu nitelikler o dönemde Yesrib kabile liderleri için yararlı. Çünkü yıllarca çekişmelerle uğraşmaları nedeniyle arabulucu olarak işlev görecek bağımsız bir hakeme gereksinim duyuyor. Böylece Hazreti Muhammed ve ashabı 622'de Mekke'den Medine'ye hicret ediyorlar. Hicret Müslümanların ay takviminin başlangıcını oluşturur. Biliyorsunuz ki arkadaşlar hicret göç demek aslında. Önemi Hazreti Muhammed'in önderliğinde İslam toplumunun yani ümmetin başlangıcı olması. Hazreti Muhammed yeni hakemleri olarak Medine'ye yerleşiyor, toprak satın alıyor, evinin de içinde bulunacağı ilk mescidi inşa ediyor. Bu aşamada Hazreti Muhammed Medine'nin yöneticisi değil, bu zaman alacak ve Muhammed liderlik niteliklerini kanıtlamalıdır buraya kadar. Tümü Muhammed'e Allah Resulü olarak teslim, lügatta İslam biliyorsunuz ki teslim olmuyor bu zaman. Oysa Hazreti Muhammed Yahudi ve Hristiyanların da ilahı olan Tanrı'nın Resulü olduğunu vurguladı. Burada diğer önemli nokta da Medine'de geniş bir Arap Yahudi nüfusunun varlığı. Hazreti Muhammed'in nasıl göründüğü yani şemaili ya da diğer kişisel ayrıntıları konusunda az da olsa bilgi bulunur. Kuzeni Ali'ye göre ne uzun ne kısadır, saçı ne kıvırcık ne dalgalıdır. Görünüşe göre kızıldır aslında. Ne şişmandır ne zayıf yani orta. Az yemiş ve mütevazi bir yaşam sürmüştür. Binlerce kişinin önderiyken bile kendinin alınlarını kendisi tamir etmiş. Diğer günlük işlerle uğraşmış ve lüksten kaçınmıştır. Bunu iki tane İngiliz yazardan da duydum arkadaşlar ben. Yani bunların aynısını yazıyorlar. İntikam eylemlerine inanmayan ve özellikle çocukları seven cömert bir kişi olarak tüm Müslümanlar için bir modeldir Muhammed. Hatice'nin vefatından sonra da eşleri oldu. Eşlerinden Ayşe, Hazreti Muhammed'in vefatından sonra çok uzun süre yaşadı ve İslam tarihinde bir konuma sahip oldu daha sonra. Güçlü bir kadın oldu yani. Hazreti Muhammed'in Medine'ye geldikten sonra ana sorunu buradaki yeni kurulan Müslüman topluluğunun nasıl geçineceği olmuştur. Kentteki diğer birçok kabile tarım işleriyle hayatta kalırken Müslümanlar bu becerilerden yoksun. Ve pek de toprak elverişli de değil aldıkları topraklar.
Hazreti Muhammed kendi ticaret bilgi ve becerisiyle Mekke'ye giden ticari yolların nasıl kullanılacağını, Mekke'den yola çıkan ticari kervanlara baskın yapma şeklindeki finansal seçeneği seçerek iyi kullanıyor. Bunu finansal açıdan yerli oluşu kanıtlanıp baskınlara katılan ve ganimetleri paylaşan Medine halkının büyük bölümü arasında Hazreti Muhammed'in popülaritesinin artması Mekkelileri kızdırıyor. Ayrıca Muhammed'in peygamber olarak dini otoritesini inkar eden Medine'deki Yahudi kabilelerinde Mekke ile ticari bağları var ve bu yüzden baskınlara katılmada isteksiz kalıyorlar. Hazreti Muhammed tek Allah'a bağlılığı ve Yahudi peygamberleriyle olan bağlarını büyük bir çabayla vurguluyor. Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dır. Bununla birlikte zaman geçtikçe Yahudiler hainlik derecesinde Mekkelilerin tarafını tutunca bir sıkıntı oluşturuyor. Bu da Yahudi kabilelerinin Medine'den çıkarılmasına neden oluyor. Hatta bir defasında bir Yahudi kabilesinden bazı kişiler ihanetleri nedeniyle öldürülüyor. Bu olayları Mekkeliler ve Medineliler arasında yaşanan bir dizi savaş izliyor. İşte 624'te Bedir Savaşı biliyorsunuz Müslümanlar kazandı. 625'te Uhud Savaşı yenilgiyle sonuçlandı. Bununla birlikte Hazreti Muhammed ve Müslümanların geniş ölçüde başarılı oldukları bir dizi savaştan sonra bu yeni ümmetin başarılarını paylaşmak için daha fazla Arap kabilesi katıldıkça Mekkelilerin prestij ve güvenleri azaldı. Hazreti Muhammed Medineliler ve diğer kabilelerin kuşkusuz önderi oluyor ve bu dönemde gelen vahiyler daha pratik, politik ve yasal meselelerle, toplumla aslında alakalı. Hazreti Muhammed yalnızca katı anlamda bir peygamber olmayıp politik ve askeri bir önderdir. Müslümanlar artık kıbleleri olarak kutsal Mekke kentine yönelip Mekke merkezindeki kübik bir yapı olan Muhammed'den önce Adem ve İbrahim tarafından inşa edilen Kabe'yi Tanrı'nın evi yani Beytullah olarak kabul etmişlerdir. Çok geçmeden esasen finansal nedenlerle Mekkeliler Hazreti Muhammed'in otoritesine boyun eğiyor. Bu olay 630'da çok az bir karşı çıkışla gerçekleşiyor. Kabe'nin içindeki tüm putlar yok ediliyor. Yani diğer putlar yok ediliyor yani bir tek kalıyor. İlah kalıyor sadece onların arasında. Ve insanlar tek Allah'a inanıp Muhammed'in onun Resulü olduğunu kabul ediyorlar. Aynı şey gibi arkadaşlar. Yehova varken hani daha sonra işte şey çıkıyor ya Baal falan bilmem ne öyle aynı o hesap. Bu arada referanslar The Wisdom of the Prophet, The Saying of Muhammad. Yani bu arkadaşlar Thomas Cleary'nin çevirdiği Shambhala Publications'dan çıkan, Boston'dan çıkan bir eser. Onu yani burada tavsiye ediyor referansta. İlave okumalar olursak Hz. Muhammed'in yaşamına biliyorsunuz ki siyer deniyor yani. Siyer Hz. Muhammed'in yaşadığı şeyler, olaylar. Örneğin Armstrong'un eseri bir zamanlar Katolik bir rahibe olan ve derin bir manevi bir mistik bağlılığı ortaya koyan bir kişinin perspektifinden geliyor. Öte yandan Robinson ateist bir Yahudi Marksist olup ideolojik bir yaşam benimsiyor. Bu da burada da ilave okumalardan örnek vereceğim şimdi. Karen Armstrong'dan Muhammed, A Biography of the Prophet London. Martin Links var. Muhammed, His Life Based on the Early Sources. İşte Islamic Text Society diye. Daha sonra Maxim Radinson var işte arkadaşlar demin de dedik. Muhammed adlı kitabı. Ve Barnaby Rogerson'ın The Prophet Muhammed, London Little Brown. Ne diyor? 2003. 2000 3 evet. Bunlar içinde en yenisidir ancak en tam ve olumlu bakışa sahip olanı değildir. Barnaby'nin kitabı bu arada en son anlattığımız. Bir sonraki anlatımımızda Ebu Bekir'e değineceğiz. Hazreti Ebu Bekir'e. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.